79 yaşında deprem bölgesinden enkazdan kurtulurum. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde gerçekleşen depremlerden kurtulan vatandaşların büyük bir kısmının soğukta ve açık havada yaşamak zorunda kaldıklarını söyleyerek, geceyi soğukta geçirmeleri nedeniyle bronşit dediğimiz solunum yolu enfeksiyonları çok fazla var. Çok fazla ateşi olan çocuklarımız var dedi. Özellikle 1999 depremi yaz ayıydı ama şimdi neredeyse kış ayının en soğuk zamanlarında bu deprem gerçekleşti ve yaklaşık 10 milyondan fazla insan etkiledi ve enkazdan kurtulanların, depremden kurtulanların büyük bir kısmı soğukta açık havada yaşamak zorunda kaldı. Bir kısmı da toplu yerlerde yaşamaya başladı. Bu ne getirdi? Özellikle depremden kurtulan vatandaşlarımızda, özellikle çocuklarımızda bu soğuk havanın etkisiyle ve soğukta geceyi soğukta geçirmeleri nedeniyle bronşit dediğimiz solunum yolu enfeksiyonları çok fazla var. Çocuklarımızın çok fazla ateşi olan çocuklarımız var. Öksürük, ateşle seyreden depremzedelerimiz geliyor ve gerçekten vatandaşlarımızın neredeyse yarısı açık havada, soğukta yaşıyorlar. Kalan yarısı da toplu yerlerde yaşıyor. Bu toplu yerlerde yaşayanlarda da genelde viral enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları sık olarak görülecek. Peki ne yapacağız? Gerçekten şikayeti olan depremzedelerin en kısa zamanda doktorlara gitmesini öneriyoruz ve tedavi almalarını öneriyoruz. Çünkü gerçekten artık bir felaketi yaşadık ve bundan sonra daha büyük felaketler bizi beklemesin ve bir an önce yaralarımızı sarmaya başlayalım.